Merhaba sevgili izleyiciler. Business Channel Türk'ten sevgiler sunarım. Stüdyo konuğum çok değerli Doktor Erol Vural'la beraberiz. Genel cerrahi uzmanı hocamız. Ama genel cerrahi derken sadece eski terimlerle iç organlarımızdaki bütün problemli yerlerin ameliyatı anlamında değil, artık çağımızın sorunu olan obezite, diyabet, aynı zamanda mide balonları ve zayıflamamızla ilgili bazı teknikleri de konuşacağız. Eğer ki sizler ekran başına yaklaşırsanız, bütün bunlarda sorularınız olduğu zaman, aklınıza takılan problemler olduğu zaman da sevgili hocamızla beraber bütün bunların yanıtını bulabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz çünkü çok soracağımız sorular var. Hepimizin çağımızın koşturan bu yoğun temposunda kilo sorunlarımız var, beslenme yanlışlarımız var, birçok detaylarımız var. Ama öncelikle hocam, siz kendinizi bize ve izleyicilerimize bir tanıtabilir misiniz? İsmim Erol Vural. Avrupa Şafak Hastanesi'nde ve Aile Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. Obezite ve metabolik cerrahi, yani diğer adıyla şeker hastalığı ameliyatları yapmaktayım. İnsanların, özellikle obezite problemi taşıyan insanların bu problemden kurtulmaları için primer öncelikli cerrahi müdahaleler, ama ameliyat istemeyen hastalara da cerrahi dışı müdahalelerle zayıflatıyoruz, sağlıklarına kavuşturuyoruz. Aynı zamanda güncel bir konu olan, son dönemde de çok yaygınlaşan tip 2 diyabet ya da şeker hastalığını da cerrahi çözümlerle tedavi edebilmekteyiz. Ne mutlu ki gelişen teknolojilerle, gelişen tıpla aslında bizler biraz daha rahat etmek, daha doğrusu rahat etmeliyiz diyorum. Ama yeme alışkanlığımızı ve düzenimizi de değiştirmemiz gerekiyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani her şey var diye de yeme şeyini düzeltmemiz gerekiyor. Ama diyabetsek bunu pek düzenleyemiyoruz. Çünkü elinde olmuyor yeme ihtiyacı. Tabii burada son dönemde bu sadece insanoğlunun suçu değil. Özellikle rafinerize gıdaların, yani işlenmiş gıdaların, doğal olmayan gıdaların çok fazla artması, fast food zincirlerinin her yerde çok fazla yaygınlaşması, çok lezzetli gıdaların çok rahatlıkla ulaşılabilir hale gelmesi, yoğun iş temposunda insanların sağlıklarına zaman ayıramaması, yeme alışkanlıklarını geçiştirmelerle ve yüksek kalorili gıdalarla yapması, tüm bunlar üst üste geldiğinde obezite çağımızın vebası olarak, epidemik bir salgın olarak tüm dünyada çok ciddi anlamda yaygınlaşmakta. En büyük, obezitenin en büyük risk faktörlerinden biri diyabet. Obeziteye paralel olarak özellikle tip 2 diyabette ciddi oranda artmakta. Ve günümüzde artık biz bunlara bir çözüm bulmak zorundayız. Dünya obeziteyle ve diyabetle mücadele etmek için her yıl yeni yeni yöntemler geliştiriyor. Biz bunlardan bugün cerrahi olanlarından bahsedeceğiz. Zaten obezite herhalde çağımızın en büyük sorunlarından biri, değil mi? Aslen obezite nedir? Obezite şöyle tanımlanabilir. Özellikle yüksek kalorili gıdaların aşırı tüketilmesine bağlı olarak vücutta fazla miktarda yağlı dokunun birikmesine, kısaca obezite diyebiliriz. Yok, doğru. Peki hocam, yani bizler sadece obezite tedavisi yaparken ameliyatsız olan yöntemler de var mı? Tabii ki. Şimdi birazdan bunları konuşacağız ama obezitede biz insanları sadece ameliyatla sınırlamıyoruz. Cerrahi çözüm primer önceliğimiz. Ama cerrahi dışı tedavilerimiz de var. Bunda birçok faktörü göz önünde bulunduruyoruz. Hastanın birinci önceliğimiz obezitesinin derecesi. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği bir skala var obezitenin derecesiyle ilgili. Buna vücut kitle indeksi ya da İngilizce adıyla body mass index diyoruz. Kişinin kilosunun boyunun karesine bölünmesiyle bulunuyor. Genelde 35 ve üstü olan grup olan hastaları cerrahi yöntemlerle tedavi ediyoruz. Bazen cerrahi istemeyen insanlar oluyor. O zaman onlara cerrahi dışı yöntemleri de sunabiliyoruz. Diyet, egzersiz programları, mide balonu, bunlar cerrahi dışı yöntemler. Bu yöntemlerle de yardımcı olarak zayıflatabiliyoruz. Ama cerrahi dışı yöntemler
bir yere kadar etkili oluyor. Cerrahi kadar başarılı olamayabiliyor. Ama biz hastalara tüm seçenekleri önlerine koyuyoruz ve tercih noktasında onlara bırakıyoruz. Peki cerrahi yöntemler deyince neler giriyor içine? Obezitede uygulanan cerrahi yöntemler çok kısaca restriktif dediğimiz kısıtlayıcı yöntemler ve malabsorptif dediğimiz bağırsak emilimini bozan yöntemler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Restriktif kısıtlayıcı yöntemlerle kastettiğimiz genelde midenin hacmini küçültmeye yönelik ameliyatlar. Bunların başında tüp mide dediğimiz sliv gastrektomi ameliyatı geliyor. Midenin hacmini küçültmekle kalmıyor. Aynı zamanda midede iştah hormonunun salgılandığı bölümün de alınmasıyla hem mide hacmini küçülterek hem de iştahı baskılayarak hastanın obezitesiyle mücadele etmemizi sağlıyor. Bazen çok morbid obezlere bu yöntemlere ek olarak bağırsaklardaki emilime de müdahale ediyoruz. Bağırsakların bir miktarının gıdaların bypass etmesini yani bağırsakların önüne düşmesini sağlıyoruz. Bunlar da bypass ameliyatları, yaklaşık 7 çeşit bypass ameliyatları var. Bu da obezite cerrahisinde kullandığımız diğer ikinci yöntem. Tabii ki diyabet bölümüne geçmeden önce obezite özellikle cerrahi yöntemden yaptığımız bu mide ameliyatları veya bağırsak bypasslarında devlet bütçesi bunları ödüyor mu yoksa çünkü bu önemli, izleyicilerimiz mutlaka bunu merak ediyordur. Hani SGK'dan ödemeler var mı, belli bir şey var mı? Çünkü bir hastalık. Çok kısıtlı bir miktarını ödüyor ve onu da endokrin diyetisyen kontrolünde belli bir şey denedikten sonra resmi olarak kilo veremediğini gören hastaları raporlu hale getiriyorlar. Ama çok kısıtlı bir miktarını ödedikleri için yani devlet tam anlamıyla aslında obezite ameliyatlarının maliyetini karşılamıyor. O yüzden obezite ameliyatları devlet hastanelerinde çok fazla yapılamıyor. Ne yazık ki aslında yapılsa ve maliyetlerini sizin tarafından da özel sektörde de karşılansa ilerideki bu obezite yaşayacak kişilerin çalışması, sosyal hayata karışması, milli gelirleri daha fazla zararı ve ilaç tüketimi de artacağı için çok daha şeyler olacaktır. Obez bireylerin çoğu aynı zamanda diyabetik, aynı zamanda hipertansiyon ve kalp hastalıkları da var. Yıllık ilaç kullanma maliyetleri çok yüksek. Obezite ameliyatlarından sonra birçok ilacı bırakıyorlar, sağlıklarına kavuşuyorlar. Bu anlamda düşünüldüğünde fayda zarar hesabı yapıldığında aslında cerrahi birçok açıdan da hastalara ilaçları bıraktırarak mali bir avantaj da sağlıyor. Ama sonuç itibariyle bunu değerlendirecek olan Sağlık Bakanlığı onların takdirine kalmış. Belki bizler buradan sosyal görev olarak bunları dile getirmekte fayda buluyoruz. Çünkü her bir karar alınırken obezite olan, şişman olan kişileri lütfen düşünerek karar verilsin. Çünkü 2 aylık, 5 aylık, 2 yıllık belki bir karar verilemiyor ama bir 80 yıllık, 50 yıllık bir geleceğe baktığımızda bütçeye yekün olarak toplandığında bir kişi, iki kişi değil bunlar. Çok daha maliyeti artan, halbuki o paralarla çok daha farklı yatırımlar yapılabilir. Belki sevgili doktorumuz buradan onu seslendiremeyebilir ama biz medya önündeki kişiler bunu seslendirmekte bir sosyal görev yapmış oluruz. Hemen diyabet cerrahisine geçmek istiyorum. Özellikle tip 2'den bahsediyoruz. İnsülin salınımı zor olan pankreastan ve ince bağırsağın emiliminden dolayı kişiler belli bir ilaçları kullanmak zorunda ve diyet yapmak zorunda. Aynı zamanda çok sık acıkıp damar problemi yaşayıp, kalp problemi yaşayıp tekrar şişmanlığa doğru giden bir hasta şeyi var, hikayesi var. Bunlarda ne yapıyorsunuz cerrahi olarak? Şimdi son dönemde bayağı güncel haline gelen diyabet cerrahisi ile ilgili kısaca şöyle bir bilgi vereyim. Birincisi şimdi diyabeti temel anlamda aslında ikiye ayırıyoruz. Tip 1 ve tip 2 diyabet. Tip 1'lerde pankreastan hiçbir şekilde insülin salınımı olmuyor. Genelde çocukluk çağında başlıyor, genetik kökenli ve onlar ömür boyu
ilaç kullanmak, insülin kullanmak zorundalar. Onlara şu an için bir cerrahi tedavi yöntemi yok. Tip 2'ler genelde 30'lu 40'lı yaşlarda başlar. Obeziteye paralel olarak başlar. Önce diyabet ilaçları, en basit diyabet ilaçlarından başlar. Sonra insülin kullanımına kadar giden süreç yavaş yavaş ilerler. Genel anlamda diyabeti tip 1 ve tip 2 diye ayırıyoruz. Ara tipler var, modi vesaire, ama onlar teknik ayrıntı. Onlara çok girmeye gerek yok. Bizim cerrahi müdahalemiz tip 2'lere. Tip 2'lere dünyada yaklaşık 15-20 yıldır yapılan bir ameliyat var. İnce bağırsaklarda bir yer değiştirme ameliyatı. Ameliyatın amacı ince bağırsaklarda yapılan yer değiştirme ile ince bağırsağın sonundan bazı hormonları salgılatmak. İnce bağırsağın sonundan başta GLP-1 olmak üzere inkreatin adı verilen bazı hormonlar salgılanıyor bu ameliyattan sonra. Pankreasın insülin üreten hücrelerinin sayısını ve miktarını arttırarak vücutun kendi insülini üretmesi sağlanıyor. Böylece hasta diyabet nedeniyle kullandığı ilaçların çoğunu bırakıyor ve diyabete %85 oranında düzelme sağlıyor diyabeti. Bu çok önemli. Ama sadece diyabeti değil, bu biraz önce bahsettiğim inkreatin denen hormonların miktarı artınca hasta diyabetle birlikte obezite, hipertansiyon, trigliserit kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, uyku apnesi gibi problemlerden de kurtuluyor. Aslında bu ameliyatlara metabolik cerrahi ameliyatları denmesinin temel nedeni metabolik sendrom denen bir hastalığı yok etmesi. Metabolik sendromu da şöyle tanımlayabiliriz. Birincisi obezite, ikincisi diyabet, üçüncüsü hipertansiyon, dördüncüsü karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve trigliserit kolesterol yüksekliği gibi 6 bulgudan 3'ünü bir kişi taşıyorsa buna metabolik sendrom diyoruz. Yani diyelim hipertansiyonu var, obezitesi var, trigliserit kolesterolü yüksek. Bu metabolik sendrom hastası. Veya diyabeti var, uyku apnesi var, karaciğer yağlanması var. Bu da metabolik sendrom. Bu ameliyatlara bu nedenle metabolik cerrahi ameliyatları deniyor. Metabolik cerrahi ameliyatları dünyada hızla yaygınlaşmaya başladı ve çok ciddi başarı oranlarıyla uygulanıyor. Laparoskopik kapalı yöntemle yapılıyor. Ortalama 2-2,5 saat sürüyor. Ortalama 4-5 gün kalıyorlar hastanede. Daha sonra da gene profesyonel bir ekiple takip etmek gerekiyor. Ameliyat yapan ekip, diyetisyeni, psikoloğu, endokrinoloğu ameliyat gerçekten ciddi manada diyabetten kurtarıyor. Diyabete bağlı komplikasyonların gelişmesini önlüyor. Ama tabii burada en önemli soru şu, hangi hastaya, ne zaman diyabet cerrahisi ya da diğer adıyla metabolik cerrahi yapılır? Cerrahi tedavi yöntemi bir alternatif. Ama ne zaman bir alternatif? Klasik tedavi yöntemleri başarısız olduğunda. Sonuç vermeyeceği artık. Diyabet durduğu gibi durmuyor. Retinopati, nefropati ve maalesef nöropati dediğimiz, teknik anlamdaki isimleri bu olan, retinopati dediğimiz diyabetin göze vurması, grade 1, grade 2, grade 3'ten sonra körlüğe kadar giden süreci başlatması, nefropati böbreklere vurması, birinci, ikinci, üçüncü aşamadan sonra diyalize kadar giden süreci başlatması, nöropati dediğimiz sinir uçlarına vurması, evre evre, aşama aşama, son noktada sinir uçlarında tamamen his kaybı ve ayak kesilmeleri, amputasyonlara kadar giden süreci başlatan kronik, agresif, ilerleyici bir hastalık. Çok doğru. Bu nedenle diyabeti durdurmak lazım. Özetle diyabet, kan şekerinin düşürülememesi sonucu şekerin toksik etki yapması, organlara toksik etki yapması, yani zehirlemesi. Bir şekilde kan şekeri kontrol altına alınmazsa bütün organlarda harabiyet yapıyor. Bu nedenle diyabet cerrahisi gündeme geldi. Başarı oranları çok yüksek ama klasik tedavi yöntemleriyle başarılı şekilde tedavi edilen diyabet hastaları için değil. Klasik tedavi yöntemleriyle başarılı tedavi edilemeyen hastalara uygulanabiliyor. Ameliyatın olmazsa olmaz iki tane şartı var. Birincisi pankreas depolarının sağlam olması. Eğer pankreas depoları sağlam değilse ameliyatı yapamazsınız. O yüzden önce hastaların geldiklerinde pankreas depolarına bakıyoruz. Pankreas depoları sağlamsa bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Muhteşem yenilikler ve muhteşem çözümler bunlar.
Çünkü şeker hastaları gerçekten çok zor koşullarda yaşıyorlardı tip 2'lerde. Hem yeme alışkanlığını durduramıyorlardı. Ne kadar ilaç da alsalar, diyet yapsalar, diyetisyen veya bir spor salonunda da takip olsalar, sizin demin söylediğiniz gibi metabolik sendrom maalesef vücut bunu yaptırıyordu. Ama böyle bir yöntem varken, cerrahi yöntem, ne mutlu ki şu anki onlara. Ve 3-4 gün yatıp ondan sonra takiple bu iş çok daha kolay bir şekilde ayağa kalkabiliyorlar. Ben hemen altını çizerek tekrar, obezite cerrahisinde ne kadar sürüyor? Mide ameliyatında kaç gün yatmaları gerekiyor? Nekaat dönemi ne kadar zamanda oluyor? Obezite cerrahisinde biraz önce söylediğim gibi öncelikli olarak BMI'yi 35 ve üstü olan hastalarda uyguluyoruz. Ayrıntılı bir check-up'tan geçiriyoruz. Sonra cerrahi işlemi uyguluyoruz. Ortalama 1 saat sürüyor ameliyat. Ortalama 3 gün kalıyorlar hastanede. Her şey yolunda gittiğinde 3. gün taburcu oluyorlar. Ameliyattan sonraki bir haftalık dönemi genelde evde geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bazen işinin başına gidenler de oluyor, özellikle masa başı işi yapanlar. Ameliyattan sonraki dönemde ilk 2 ila 3 hafta sıvı ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Mide dokusu iyileşinceye kadar. Sonra da adım adım normal gıdaya geçiyorlar. Zaten o da mı laparoskopik Evet, olarak o da yapılıyor? kapalı laparoskopik yöntemle yapılıyor. Bütün ameliyatlarımız kapalı laparoskopik yöntemle yapılıyor. Evet, Doktor Erol Vural'a çok teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda gelişen iki tane ülkemizin ve geleceğimizin sorunu olan obezite ve diyabet, her iki konuda da cerrahi yöntemler artık çok başarılı bir şekilde yapılıyor. Onun için sadece cerrahi olarak değil, cerrahınıza gittiğiniz zaman, endikasyonunuz koyulduğu zaman, bir bütün olarak bütün tahlilleriniz yapıldığı zaman bunun hangi yöntemin size uygun olacağını söyleyerek obezite cerrahisini cerrahi mi, cerrahi dışı mı yöntem olması gerektiğini size söyleyecek. Aynı zamanda tip 2 diyabetseniz bunda da belli koşullardaki derecelerinize bakıp ondan sonra bu cerrahi yöntemle de artık gelecekteki o sorunlarınızı çözüp bağırsak, artık şimdi anatomide şöyle bir şey söyleniyor değil mi tıpta? Vücudun beyni. Bütün sindirim ve her şey de orada olduğu için bu görevde usta ellerin elinde, işin ehli kişilerde ve tıp dünyasının gelişen yöntemiyle genel cerrahlarda. Onun için Sayın Doktor Erol Vural'a ben buradan hepiniz adına teşekkür etmek istiyorum. Hocam, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle diyabet konusunda şunu söylemek istiyorum. Diyabet çok önemli bir hastalık ve kontrol altında tutulmazsa iç organlarda yarattığı harabiyet bazen geri dönüşsüz hale geliyor. Lütfen endokrinoloğunuza mutlaka düzenli kontrole gidin. Diyabet cerrahisinin başarısı çok yüksek. Özellikle klasik tedavi yöntemleri başarısız olduğunda böyle bir alternatif olduğunu bilin. Bazen bize hastalar çok geç geliyorlar. Pankreas depoları bitmiş geliyorlar veya diyabetin yarattığı organ hasarlarının geri dönüşsüz haliyle geliyorlar. O zaman elimizden bir şey gelmiyor. Klasik tedavi yöntemleri başarısız olduğu noktada lütfen cerrahi de bir tedavi yöntemi olarak akıllarında bulundursunlar ve bize mutlaka başvursunlar ki onlara elimizden geleni yapabilelim. Evet sevgili izleyiciler, sadece kendi sorunlarınızı bilip uzman doktorunuza gitmeniz yeterli. Doktor Erol Vural da genel cerrahi uzmanı ile beraber bütün bu sorunları dile getirdik. Kendilerine ulaşmak istediğinizde lütfen internet sayfasından ve geçen numaralardan ulaşabilirsiniz. Sadece gidip danışmanız yeterlidir. Her türlü karşılıklı oturduğunuzda size uygun bir tedavi yöntemi mutlaka vardır. Hiçbir zaman hiçbir şekilde geç kalmış sayılmazsınız. Evde oturup depresyona gireceğinize veya artık benim dönüşüm yok, ben mutsuzum, ben zayıflayamayacağım veya ben hep bu şekerle ileri yaşıma kadar gideceğim diye düşünürseniz yanlış düşünmüş olursunuz. Sadece aramanız yeterlidir. Hiçbir şeyde geç kalmış sayılmazsınız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın.